Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Derin ve bugün sizinle birazcık sohbet edeceğiz. Yurt dışında Taylor Swift konserine nasıl gidilir, benim tecrübelerim nasıldı ve benim size tavsiyelerim neler üzerine. Öncelikle ben daha önce 4 Taylor Swift konserine gittim yurt dışında. Red Tour'a Almanya'da gitmiştim. 1989 Tour'a Hollanda'da ve 2 tane de Reputation konserine gittim İrlanda'da. Ve İrlanda'da Taylor'la tanışmıştım. Eğer siz de Taylor'la tanışma serüvenimi de dinlemek isterseniz aşağıya o videonun da linkini koyabilirim. Şimdi Taylor şu an biliyorsunuz ki Eras turnesinde ve 2024 Mayıs ayı itibariyle Avrupa'ya geliyor. İçinizde bir sürü insanın Avrupa'daki konserlerden en azından birine gitmeyi istediğini biliyorum. O yüzden hani size kendi tecrübelerimle birazcık yardımcı olmak, soruları cevaplamak istedim. Sizin de sorularınızı aldım. Onları da videonun sonunda cevaplayacağım. Öncelikle hani en başından başlamak gerekirse hani nasıl bilet alınır? Avrupa için yanlış hatırlamıyorsam 23 Haziran'a kadar bir süremiz vardı. Register etmemiz gerekiyor. Yani kayıt olmamız gerekiyordu platforma ve çeşitli ülkelere. Hani bunu yaptıysanız size 5 Haziran'da bir kod gelecek. O koda göre 11, 12, 13 Temmuz'da pre-sale adı verilen yani ön satışta bilet alma imkanınız olacak. Evet, ben bu videoyu aslında birkaç gün önce çekmiştim. O yüzden bu bahsettiğim kodlar çoktan gönderildi. Ve kod dediğim şey de aslında direkt sayı olan bir kod değil. Kod dediğim şey benim bir mail. Ve bu mailde işte tebrikler, ön satışa katılmaya hak kazandınız diyor. İki çeşit mail var. Bu ön satışa katılmaya hak kazandığınız maili ve çok fazla insan kayıt olduğu için bekleme listesine alındığınız maili. Eğer size işte ön satışa katılmaya hak kazandığınız tarz bir mail geldiyse bu ön satış tarihlerinden önce size bir mail gelecek. O mailde bir kod olacak ve o kodla birlikte o ülkeye diğer kod alan insanlarla birlikte ön satışa katılacaksınız ve orada bilet almaya çalışacaksınız demek. Eğer bekleme listesine alındıysanız sizin kayıt olduğunuz ülkeye kod almış ama o kodla bilet almamış birisi olursa onun yerine siz bir kod alıp siz tekrar satışa katılabilirsiniz demek. Yani bu aldığımız mailler bize kesinlikle bir bileti garanti etmiyor. Bu diğer insanlarla birlikte bilet alma savaşına girebiliriz demek. Aynı zamanda eğer kod almadıysanız da çok gerilmeyin. Çünkü kod alamayanlar için ya da kod aldığı halde bilet alamayan insanlar için. Yani çünkü mesela Amerika'da öyle olmuştu. Kod alan insan sayısı o kadar fazlaydı ki. Hani kod alsa bile herkes bilet satın alamamıştı. Her şekilde kod ya da bilet ya da bekleme listesi herkes bilet alamayan herkes için sonra bir general sale olacak. Bu general sale'ın tarihini bilmiyoruz henüz. Ama sadece böyle bir şeyin normalde olduğunu biliyoruz. O yüzden eğer mail almadıysanız, kod almadıysanız ya da kod aldığınız halde bilet alamadıysanız yine de sonrasında açıklanan bir tarihte bilet satın alabilirsiniz demektir. Şimdi şunun detayını vereyim size. Ben dediğim gibi 4 Taylor konserine gittim ama daha önce hiç Taylor'a bu kadar fazla bir talep olmamıştı. Yani Red Tour zaten yani çok kolay bilet almıştım. Zaten 80 euroydu biletler. Ama ben hiçbir zaman bir yere kayıt olmak, bir kod beklemek ya da hani bir şey yapmak zorunda kalmadım. Hatta şöyle söyleyeyim size. Reputation Tour için biletimi alırken ben konsere 5 gün kala biletimi aldım. Yani daha doğrusu şöyle, ben ilk gece yani biletimi almıştım zaten ama ikinci gece mesela 5 gün kala almıştım. Yani şunu söyleyeyim, o zamanlar bu kadar fazla talep olmadığı için bilet tükenmesi gibi bir şey söz konusu olmuyordu. O yüzden hani son ana kadar bilet alabilirsiniz. Hatta bir sürü insan stadyuma gidiyordu, stadyumun kapısında bilet satın alıyordu. Hani böyle kaydolayım, sıra bekleyeyim, hani böyle bir şey yoktu kesinlikle. O yüzden hani bu konuda ben de birazcık yeniyim. Nasıl bilet alınır kesinlikle, hani oralarda en az sizin kadar benim de kafam karışık diye düşünüyorum. Biletler ne zaman tükenir hiç bilmiyorum ama biletler hani tükenene kadar satışta oluyor. Eğer tükenmezse dediğim gibi konserin kapısında bile satın alınabiliyor yani. Diğer bir önemli konu, herkesin merak ettiği vize. Şöyle, şimdi ben yeşil pasaportlu olduğum için çoğu ülkeye bana vize gerekmiyor. Direkt kendim gidebiliyorum. Ama eğer sizinki bordo falansa o zaman evet vize almanız gerekiyor. Ve şu anda inanılmaz bir vize sıkıntısı var. Yani yurt dışı Türklere şu an çok zor vize veriyor. O yüzden hani banka hesabınızda belli bir miktar para olmasına bakıyorlar, öğrenciliğinize. Genel baktıkları bir sürü şey var. Onları iyi araştırın. Vize verme imkanı daha yüksek ülkelere, ülkelerin biletlerine şey yapın. Yoksa hani bileti aldınız diyelim ama vize çıkmazsa biletiniz hani satarsınız rahat bir şekilde ama
hani tatsız, anladınız mı? Mesela 1989 tura giderken ben bir arkadaşımla birlikte Hollanda'ya bilet almıştık ama Hollanda ona vize vermemişti ve biletini satmak zorunda kalmıştı. O yüzden hani şeye de güvenmeyin, hani o konser biletim var hani konser için gidiyorum desem vize verirler. Her zaman böyle işlemiyor bu maalesef. Verdiklerini olduğunu da duydum ama buna çok bel bağlamamanız lazım. Vize cidden çok önemli yani. Onu kesinlikle önden araştırmasını yapın. Onun dışında çok önemli bir nokta 18 yaş altılar için. Çoğu stadyumun artı 18 kuralı var. Eğer artı 18 değilseniz yanınızda bir ebeveyn olması gerekiyor. Bakın, arkadaş değil, kuzen değil, abla abi değil. Direkt ebeveyniniz olması gerekiyor ve bu çok çok kritik. Çünkü böyle hani kapıdan çevrilen insanlar oluyor. İrlanda'ya gittiğimde, ben tek başıma gittiğimde 16 yaşındaydım ve şansıma, gerçekten yani çok şanslıydım o gün. Oranın 16 yaş sınırı vardı. O yüzden hani bir ailem olmadan sıkıntısız bir şekilde girebildim. Ama stadyum kurallarını kontrol etmeyi unutmayın. Eğer öyle bir hani 18 yaş sınırı varsa kesinlikle ailenizle gitmeniz gerekiyor. Taylor konserlerinde çok ciddi bir güvenlik şeyi oluyor zaten. Yani çantalarınız aranıyor. Bahsedeceğim o kadar fazla şey var ki. Neyse. Buralara da gelirim ama dediğim gibi yaş şeyine çok dikkat edin. Ondan sonra bahsedeceğim diğer bir noktada bu stadyumun şartlarına bakın dedim ya. Stadyumun şartlarına yani cidden bakmanız lazım çünkü çoğu yerin mesela pankart kısıtlaması var. Yani sadece işte A4 büyüklüğünde ya da A3 büyüklüğünde alıyorlar. O yüzden mesela 1989 konserinde benim pankartımı bizim katlayıp sokmamız gerekmişti. Böyle içimize falan sokup. Çünkü pankart kendi haliyle almamışlardı içeri çok büyük olduğu için. O yüzden hani ona göre bir şey yapmanız lazım. Çoğu stadyum işte LED, glow stick bilmem ne, bunlara bile izin vermiyor. Ona bakmanız lazım. Ve bag policy, yani çanta kuralları. Çoğu stadyum sadece şeffaf çantaya izin veriyor. Ya da belli bir, yani işte şu ya da bu büyüklükte çantalara izin veriyor. O yüzden çantanıza el koymak isteyebilirler, kameranıza el koymak isteyebilirler ki mesela bizim Red Tour'da kameramıza el koymuşlardı gerçekten. Biz çıkışta kameramızı geri alabildik. Ama bayağı kaotik bir şey yani, alamaya da bilirdik aslında şöyle bir düşününce. Çünkü hiçbir sana bir kart bir şey vermiyorlar yani, millet çala da bilirdi. Diğer bir şey tabii hani nereden bilet almalıyız? Hani bu çok önemli, herkesin çok merak ettiği bir soru. Ben Eras Tour'un şeylerine baktım, hani genel konser videolarıdır, stay bilmem ne. Her stadyuma göre değişiyor tabii ama gerçekten çok kötü bir yer yok yani alanda bence hani. Her oturduğun yer kendi çapında güzel bir hani görüntüsü var. Herkesin en fazla övdüğü yer bu, hani biliyorsunuz sahnenin şöyle bir diamond kısmı var ya, burası şey, burası şey, böyle uzuyor falan. Yani genelde insanlar bu diamond'ın çevresini çok önermişler ama floor tahminimce çok pahalı olur. Çünkü mesela kıyas yaparsam 1989 turda en ön ve VIP, yani VIP'de çünkü bir sürü hediye artı en önden görmek 250 euroydu. Düşününce aslında o döneme göre az ama şu ana göre çok. O dönem euro 5 mi neydi yani? Gerçi o dönemin parasına göre yine çok. 80 de çoktu ki o döneme göre. Yani 80 hiçbir zaman çok değildi ya. Red Tour'da. Tamam işte, o zamana göre çoktu. Yok be, 80 hiçbir zaman çok değildi. Yani biz Red Tour'u böyle 80 euro deyip aldık yani. 2 falandı. 160 lira falan. Ama o zamanlar mesela buradaki konserler 20 lira 20, falan. 30 falan diye. Evet de yani şimdi piyasaya kalkıyorum, Almanya'ya gidiyorum ve gördüğüm insan Taylor Swift yani. Neyse, yani Taylor'ın bilet artışından bahsediyordum. Hani Red Tour işte 80'di. Ondan sonra 1989 VIP 250'ydi. Ondan sonra Reputation'la, o Reputation. Reputation'da Allah'ın tepede yeri 250 euro falandı. Direkt pahalıydı yani. O yüzden mesela şimdi bilet işte şey diyorlar hani 80 eurodan başlar, böyle hani en ön 300 euro falan olur. Ben buna inanmıyorum. Çünkü en başta Amerika için de aynısını söylediler. Sonra Amerika'nın fiyatları geldi böyle 700 dolarlar, 1000 dolarlar falan yani. Kesinlikle bu arada 100 euroya falan bilet olur. Ya bilmiyorum fiyatlar. Taylor beni şaşırtıyor yani. O yüzden fiyatlar bana çok 150 ile 400-500 arası falan olur gibi geliyor. Ama bilmiyorum, çok uçmuş da olabilirim. Ama diğer ama hani diğer ülkelerde o kadar pahalıya sattı ki Avrupa'da pahalıya satmayacağının bir garantisini göremiyorum hani şu an. Neyse, fiyatlar konusunda hani siz bir, yani en azından konser bileti için en az 150-200'ü gözden çıkarmaya hazır olun bence. Yani en az 200'ü. Biletle ilgili şöyle de bir şey söyleyeyim.
Biletinizi e-ticket yani böyle hani QR kod bir şekilde de alabilirsiniz. Fiziksel bir şekilde de alabilirsiniz. Ben fiziksel almayı kesinlikle önermiyorum. Hani belki anı olarak saklamak isteyeceksiniz ama benim bir arkadaşımın başına şöyle bir olay gelmişti. O fiziksel bilet almıştı ve konsere bir hafta kala falan gelmişti ve şans eseri hani kız ertesi gün yurt dışına gidecekti. Ama mesela hani siz şey derseniz hani konsere işte bir hafta önceden gideyim, orada gezerim, ondan sonra konsere gelir öyle dönerim Türkiye'ye falan diye düşünürseniz o fiziksel biletin yetişmeme ihtimali var. Yani kız resmen şans eseri geldi, bileti de şey yaptı yani. O yüzden ben açıkçası e-ticket öneriyorum. Sonra baskısını alırsınız onun da, ya da yani Photoshop'tan yapın bir tane ama kesinlikle onu riske atmayın kesinlikle. Bilet alınan sitelerden de birazcık bahsedeyim. İşte mesela Ticketmaster var hepimizin bildiği. Bir de Viagogo var ve yani birkaç tane daha. Taylor'ın kendi sitesi Ticketmaster'la anlaşmalı. O yüzden asıl fiyatlar Ticketmaster'da. Ama Ticketmaster'a inanılmaz yoğun ilgi olduğu için yani işte çökmeler oluyor, herkes bilet alamıyor bilmem ne. Bu gibi durumlarda herkesin ilk saldırdığı site her zaman Viagogo'dur. Viagogo'da o kadar kazık ki, yani ben Amerika'da biletlere batarken 30 bin liraya falan bilet gördüm. Yani Viagogo çok kazık. Hani çok darda kalma. Hani ben gitmezsem ölürüm demiyorsanız bence o paraları Viagogo'ya vermeyin yani. Ama güvenilir mi? Güvenilir. Ben Red Tour biletimi Viagogo'dan almıştım. Fiziksel almıştım. Konserime 2 ay kala falan gelmiştim. Yani hatta çok net hatırlıyorum. Red Tour bizim 7 Şubat'taydı. Ve 23 Aralık benim doğum günüm ve Viagogo'dan fiziksel biletlerim tam 23 Aralık'ta gelmişti. Tam böyle doğum günü hediyesi gibi, böyle doğum günümde Taylor Swift konserine gidiyorum böyle hani. Çok tatlı bir anda. Size çok önemli bir şey söylemeyi unuttum. Gideceğinizde kesinlikle ama kesinlikle kalacağınız oteli konserin stadyumuna yakın bir yerde ayarlayın. Kesinlikle. Çünkü asla taksi bulunmuyor. Transport yani toplu taşıma şöyle kalabalık oluyor. Biz Red Tour'da stadyuma çok yakın bir otelde kalmıştık. 20 yani çok yakın dediğim 20 dakika falan yürümeydi yine yani. Ama çok rahat etmiştik. Mesela ondan sonra 1989 tura uzak bir yerde, yani kaldığımız yer çok merkeziydi. Stadyum birazcık daha dışarıdaydı. Kaç tane size metro bekledik anlatamam. Yani gelen her vagon anında tıklım tıklım doluyordu ve biz diyorduk tamam bir sonrakini bekleriz. Ondan sonra daha fazla bekledik. O yüzden hani kesinlikle kalacağınız oteli stadyumunuza yakın seçin. Öyle bir öneri. Gelin birazcık da sorularınıza bakalım. Stadyumun oradayım diyelim. Ben yerimi nasıl bulacağım? Yardım edecekler mi? Hayır. Bulmakta hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz bu arada. Yani böyle otobüste yer bulmak gibi falan düşünün. Zaten hangi kapıdan girmeniz gerektiği falan yazıyor. O kapıdan girdiğinizde zaten karşınızda böyle 20 tane falan sadece şey oluyor. Yani stadyumun her bölgesini bir vagon gibi düşünün. Hepsinin kapısı falan farklı. O yüzden yani sıkıntı olmuyor yer bulmak. Her şeyi halledebilirim ama konaklama beni çok geriyor. Yani şimdi Brezilya'dan dolayı beni de çok geriyor. Çünkü herkes söylemiş işte Taylor'ın Eras Tour biletleri satışa sunulduktan sonra konaklayacak hiçbir yer kalmamış. Her otel dolmuş yani. Çünkü herkes oradan buradan geliyor falan. Açıkçası bu beni de çok korkutuyor ama bu noktada yurt dışındaki arkadaşlarınıza ve akrabalarınıza yalvarın derim. Bir şey diyeyim mi? Ben gerekirse tren garında ya da havalimanında uyurum. Konaklama bulamazsam. Ben öyle bir insanım çünkü. Ya ben gerekirse konserden çıkarım, havalimanına giderim, havalimanında uyurum. Ertesi gün dönerim Türkiye'ye yani eğer hiçbir şey yapamazsam. O yüzden esnekliğe hazır olun. Satın alma işlemini nasıl yapıyoruz? Hangi para birimiyle? Euro ile yapılıyor olması lazım. Ama kartınızdan direkt euro olarak mı çekiyor? Yoksa TL'ye çevirip onu mu çekiyor? Ondan çok emin değilim açıkçası. Sizin ne olur ne olmaz bir euro hesabınız olmasında bence fayda var. Bilet fiyatları satışa çıkmadan önce açıklanır mı? Hayır. Bilet satışa çıkacak. Hatta ilk başta bir şişme olacak. Herkese o kadar fazla talep olacak ki biletin normal fiyatı bir yerdeyse bir anda uçacak gidecek falan. Amerika'da bu yaşanmıştı. Her ne kadar Taylor normalde böyle yapmasa da Ticketmaster birazcık fucked up yani. Ve o maalesef bunu yaşatıyor bazı hayranlara. Kusura bakma, çok fazla kalkülümle oynadım ama benim de çok dikkatim dağıttı. Mesela bana kod gelse sadece bir tane mi bilet alabiliyorum? Kod başına 4 bilet alabiliyor olmanız lazım. Ben öyle okumuştum bir yerden. Merch standından eşya aldığımızda kart kullanabiliyoruz. Pardon, kullanabiliyor muyuz demişsin? Kullanabiliyoruz. Ama ama ben merch standından merch almayı önermiyorum. Çünkü
hem normal internet sitesindeki fiyatlarından daha pahalı, hem de çok fazla sıra oluyor. Deli gibi sıra oluyor. Yani mesela ben Reputation Tour'da direkt merch sırasını es geçtim ve internet sitesinden sipariş ettim. Gerçi o dönemler Kanada'daydım, o yüzden kargo birazcık daha uygundu ama siz bir internet sitesinden kargo fiyatına bakın. Eğer çok fazla bir şey değilse merch sırasına direkt hiç girmeyin derim ben. Florida değil de o kenarlarda oturuyorum dedim. Konser bitiminde konfeti toplamak için aşağı inebiliyor musun? Yasak mı? Yasak aslında ama in bir şey olmaz yani. Ben her zaman indim. Her zaman da illaki 3-5 güvenlik görevlisi beni alıp kolumdan olmam gereken yere götürdüler ama yani bir şey olmaz yani. Konser bitmişse ne yapacaklar? Dışarı mı atacaklar? Atsınlar. Yani kaybedecek hiçbir şeyin yok. O yüzden atla yani, bir şey olmaz. Hani dövecekler mi kaç yaşında kızı yani? Ben hiç uçak bileti almadığım için ne zaman almak mantıklı olur onu soracaktım. Uçak biletleri şu an çok değişiyor. Yani Skyscanner'dan bak, indirim kovala. Benim geçen başıma şöyle bir şey geldi. Ben Milano'ya gidecektim ve bilet günlerdir aynı fiyattı. Günlerdir 1890 liraydı fiyatı. Ondan sonra hatta erkek arkadaşım Ege'yle birlikte gidecektik. İkimiz de aynı anda siteye girdik. O biletini aldı. Tam ben alacakken biletin fiyatı birdenbire 3500 lira oldu. Ve sonra ben kaldım. Ne? Çünkü yani aramızda bir dakika bile yok. Yani gerçekten saniyeler var. Sadece benim sistem hani daha geç açıldı diye. O hani o işte 1800 lira aldı. Bir baktım hemen 3000 küsür. O yüzden bilet fiyatlarını hiç bilmiyorum. Yani tek diyebileceğim şey, düzenli olarak takip et. Uygun bulduğunda al. Yani ben şu ana kadar hep böyle yaptım. Erasur'da meet and greet olmadığını duymuştum. Doğru mu? Evet. Eskiden pre-show meet and greet'le işte Loft 89 ya da Rap Room tarzı şeyler olurdu. Bu türde o yok. Konserlerde ne taraflardan bilet almak doğrudur sence? Yani paran hangisine yetiyorsa. Ben Avusturya'nın en bütçe dostu yer olduğunu düşünüyorum. Ya bu arada Avusturya Viyana'ya gidiyor ama Viyana pahalı diye biliyorum. Yani gitmem gerekiyordu benim. Yaklaşık bir ay önce Viyana'da olmam gerekiyordu. Ama okulum final koyduğu için gidemedim. Ama Viyana pahalı bir yer. Yani bütçe dostu pek diyemem açıkçası Viyana için. Nere bütçe dostudur ama hani Polonya falan bütçe dostu olabilir. Kesinlikle Hollanda bütçe dostu değil. Paris bütçe dostu değil. İsviçre ve İsveç asla bütçe dostu değil. Milano da bütçe dostu. Aslında Taylor'ın gittiği neredeyse hiçbir yer şu an bütçe dostu değil. Bir tek Polonya'yla. Çünkü en şey şehirlere gidiyor. Aynen. Yani. Hani Almanya'daki birkaç yer diyebilirim hani. Valla bana en hızlı bilet nasıl alınır diye soruyorsunuz ama inanın ben de bilmiyorum. Bilet alabilir miyim ben de bilmiyorum. Ödüm kopuyor alamayacağım diye. Hani ne yapılır gerçekten, keşke bilsem. Çünkü eskiden o kadar kolaydı ki yani. Direkt internet sitesine girip alıp çıkıyordun eskiden. Ne sıra bekliyordun, ne milletle savaşıyordun, ne yüz sekmeden şey yapıp yani hiç gerek yoktu. Ben hani Reputation Tour açıklandı, tamam mı? Millet biletlerini satın alıyor falan. Ben daha hala babamı ikna etmeye çalışıyordum. Ondan sonra böyle hani biletler satışa çıkalı bir ay falan olmuş. Ben böyle baba oldum. Ve aldım yani. O zaman daha çok kolaydı yani. O zamanları çok özlüyorum şu an. Kaç tane Taylor konserine gittim? 4. Kalacağınız oteli nasıl tutuyor? Güvenilirliğinden nasıl emin oluyorsunuz? Yani işte bookings.com falan. Yani güvenilir sitelerden bulabilirsin. Airbnb'ye bakabilirsin. Tek gitmek eğlenceli oluyor ama tek gitmek mükemmel bir şey. Tek gitmek o kadar, yani ben o kadar eğlenmiştim ki. Ve insanlarla hani tanışmak ve kaynaşmak daha kolay oluyor. Bir yerlerden girip çıkmak, koşmak, istediğini yapmak. Hani çok özgürsün tek gittiğinde. O yüzden mesela ben hani Reputation'ın bir gecesine babamla gittim, ikinci gecesine tek gittim ya. Hani ilk gece babamla hani oturduk, dinledik, sonra çıktık gittik falan. İkinci gece oraya koştum, buraya koştum, bununla tanıştım, onu yaptı falan. O yüzden yani tek gitmek gerçekten. Ya da hani çok yakın bir Swift arkadaşımızla gitmek hani. Işıklı bilekliği alabiliyor musun yoksa alıyorsun? Hatta bazı salaklar bırakıyor, onların bilekliğini de alabilirsin. Yani ben mesela bir konserden çıkarken yanımda oturan herkesin bilekliğini toplamıştım. O yüzden bende şu an bayağı bir ışıklı bileklik var. İnsanlara her random insanlara değil tabii de, böyle çok yakınım ve çok Taylor'ı çok sevdiğini bildiğim insanlara genelde hediye ettim o ışıklı bileklikleri falan. Ekstra 10 euro işlem ücreti diye bir şey oluyor mu? Yani galiba olabilir bu. Evet, ben hatırlıyorum. Reputation'da hatta 40 euro gibi fazla bir şey ödediğimi hatırlıyorum işlem ücreti olarak. O yüzden siz hani işlem ücreti gibi yüksek bir şey ödemeye de hazırlıklı olun.
Taylor'ın sitesinde ön kayıt yapılması gerekiyormuş. Onu yapmayanlar bilet alamıyor diyorlar. İşte general sale'a kalıyorsunuz yani. Pre-sale'a katılamıyorsunuz. Konser alanında rahatça yürüyebiliyor musun? Hayır. Direkt yani bu en net şeylerden biri. Yani konser alanında kendi koltuğunun dışında şöyle bir iki adım attığında hemen güvenlik görevlileri geliyor, seni çekiştiriyorlar falan yani. Çok rahat değil maalesef konser alanında hareket etmek. Ama bazı yerler var. O yerlerde istediğin gibi dans edebiliyorsun ama o yerlerin Eras Tur için nere olduğunu daha tam çözemedim. Yani mesela işte Reputation Tour'da ben kendi yerimden işte bir Stage 1'la Barricade arasına koştum ettim falan. Ondan sonra orası bomboş kaldı. Oralarda falan bayağı dans ediliyordu ama Eras Tur için oran nere çok emin değilim. Bir de yerim kötü olsa bile gitmek istiyorum. Bu iyi bir düşünce mi? Tabii ki. Hatta ben hani şey dedim, hani keşke Reputation'a bir gün böyle en tepeden, Nosebleed'den falan gitseydim. Çünkü Taylor'ın sahnesi çok eğlenceli hani. Böyle yerde ışıklar mışıklar oluyor, hava ışıklar onlar bunlar. Hani her yer güzel ve hani o atmosferi deneyimlemiş oluyorsun. O yüzden kesinlikle yerin kötü olsa bile ben git derim yani. Türkiye'den kredi kartıyla satın alabiliyor musunuz? Evet. Dolarla mı satılıyor? Euro'yla. Yani en azından Avrupa ayağı için Euro'yla satacaklar yani. Evet. Sorularınız genel olarak bu kadarmış. Yani yine bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Hangi ülkelere gitmek istiyorsunuz? Belki sizinle aynı ülkeye gidecek insanlarla tanışırsınız yorumlarda. O yüzden yorumlarda kendinizi rahat hissedip sohbet eder gibi insanlara bir şeyler sormaktan, yazmaktan falan çekinmeyin. Umarım yani en azından birazcık yardımcı olmuştur. Keşke bilet konusunda birazcık daha çok yardımcı olabilseydim ama dediğim gibi benim de bilmediğim bir konsept olduğu için yanlış yönlendirmek de istemedim sizi. Ama umarım hepimiz bu savaşı atlatabiliriz güzel bir şekilde. Sizi seviyorum. Daha fazla Taylor videosu için ya da genel olarak eğer beni sevdiyseniz kanalıma abone olmayı da unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın ki bir sonraki videolarımda da görüşebilelim. Öyle, sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.